Kendi temsilcileri. Hepiniz toplantımıza hoş geldiniz. Süleymanpaşa'da İnşaat Mühendisleri Odası binasında düzenlenen toplantıya yerel basın haricinde inşaat mühendisleri ve mimarlar da katılım gösterdi. Bizim için hiçbir belediye fark etmeksizin bize gelen talebi karşılayabilecek durumdayız. İnşaat Mühendisleri Odası Tekirdağ Şube Başkanı Aykut Akta, deprem felaketinde odanın elinden gelen mücadeleyi gösterdiğini, depremin ilk anından itibaren Tekirdağ İnşaat Mühendisleri Odası olarak süreci en yakından takip ettiklerini, bölgeye ekibini ilk olarak gönderdiklerini ifade etti. Yapıların 99 yılı öncesi olması, o tarihte yapılmış yapıların beton kalitesi, kullanılan demir ve çeliğin düz donatı olması ve ekonomik ömürlerini artık tamamlamış olan yapılarda insanların yaşaması neticesinde bu can kayıpları daha da üst seviyeye çıktı. Tekirdağ'ın deprem bölgesinde olduğunu belirten Akta, "Biz şehrimizi olası bir depreme hazırlamak zorundayız. Çünkü şehrimize olası bir depremde yardım ulaşamayabilir. Etrafımızdaki illerin çoğu fay hattı üzerindedir. Bizler bize yardım gelemeyeceğini düşünerek hareket etmeliyiz." diyerek şunları söyledi. Yapıların 99 yılı öncesi olması, o tarihte yapılmış yapıların beton kalitesi, kullanılan demir ve çeliğin düz donatı olması ve ekonomik ömürlerini artık tamamlamış olan yapılarda insanların yaşaması neticesinde bu can kayıpları daha da üst seviyeye çıktı. Bölgemizde de şunu savunan taraflı olduk. Esaslı bir dönüşüm içine girilmesi gerekiyor. Bölgemiz deprem bölgesinde var oluyor, deprem bölgesinde bulunuyor. Tarihte örnekleri vardır. Çarköy'de yaşanan yıkıcı depremler birçok canımıza mal olmuştur. Ama biz hala akıllanmadık. Yine aynı yerleri yerleşime açarak depreme davetiye çıkarttık. İnsan canının yok olmasına davetiye çıkarttık. Peki bölgemizde neler yapılması gerekiyor? Neler yapılması lazım? Arkadaşlarımla, yönetim kurulu üyelerimle, alt komisyonlarımızla bunların hepsine oturup etraflıca değerlendirdik. Ve neticede bugüne tüm meslektaşlarımızı ve basını buraya davet ettik. Bizler İnşaat Mühendisleri Odası olarak Tekirdağ ve tüm ilçelerle birlikte öncelikli olarak yapı envanter çalışmalarının başlaması gerektiğini, ana arterlerde bulunan binaların özellikle ulaşımı etkileyecek tarzdaki binaların, 99 öncesi yapılmış olan binaların hızlıca kişi talebi olmadan, yapı sahibi talebi olmadan bir önce dönüştürülmesi ve tespitlerin yapılması gerektiğini düşündük ve bunları yapılması gerektiğini ilgili mercilere ilettik. Konuyla bağlantılı olarak biraz incelediniz, yani vatandaşın inisiyatifine bırakmadan gidilip binalar 99 öncesi yapıların denetlenmesi ve risk taşıyan binaların da bir an evvel müdahale edilmesi gerektiğini söylediniz ama mevcut haliyle başvuru yapılması gerekiyor. Şimdi bu bölgemizde de 99 öncesi yapılar bir hayır fazla. Böyle yoğun bir talep geldiği zaman Tekirdağ'da yeteri kadar ekip var mı, uzman var mı sizin veya belediyenin noktasında? Çünkü en kritik nokta bu. Evet. İstanbul bu noktada tıkandı biliyorsunuz. Aşırı bir müracaattan. Hemen açıklık getirelim. Buyurun. İnşaat Mühendisleri Odası Tekirdağ Şubesi olası bir envanter çalışması ve tespit aşamasında ekipleriyle, hasar tespit eğitimi almış personelleriyle, sahada çalışacak gönüllüleriyle hazır. Toplantı basının sorularının yanıtlanmasından sonra basına kapalı olarak devam etti.